Evet, bir videoda ikili değişkenlerin ekonomik anlamından bahsedeceğiz. Bunun için bir kahve örneği problemini inceleyeceğiz. Şimdi burada kahve örneğinde problemi tanıtalım önce. 3 çeşit kahve üretiyor kahve üreticisi. Birinci tip, ikinci tip ve üçüncü tip olmak üzere. Bunu üretirken günlük olarak kullanılabilir ham madde miktarı 48 kilogram. Günlük olarak işleme zamanı 20 saat ve filtre etme zamanı ise 8 saat. Birinci tip kahveyi üretirken 8 kilogram ham madde kullanılıyor. 4 saat işleme zamanı var. 2 saat filtre etme zamanı var. Benzer şekilde ikinci ve üçüncü tip kahveler için de aynı. Birinci tip kahveyi kilogramını 60 liradan, ikinci tip kahvenin kilogramını 30 liradan, üçüncü tip kahvenin fiyatını da 20 lira olarak belirlemiş. Bu fiyattan satıyor. Şimdi öncelikle karar modelini kuracak olursak burada J ile J'inci tip kahveden günlük üretim miktarını göstermişsek J eşittir 1, 2, 3. Burada maksimum Z, karımızı maksimize edeceğimiz için 60x1 artı 30x2 artı 20x3 bize toplam geliri verecektir burada. Tabii ki mesela ham madde günlük elde edilebilir ham madde miktarı 48 kilogram olduğuna göre kısıtlarda birinci kısıt 8x1, birinci tip kahve için 8x1 kadar ham madde kullanacak, ikinci tip kahve için 6x2 kadar ham madde kullanacak, üçüncü tip kahve için de 2x3 kadar ham madde kullanacak. Dolayısıyla bu 48'i açamaz. Yani kullanılan ham madde miktarı 48 kilogramdan daha fazla olamaz. Benzer şekilde işleme zamanının, kullanılan işleme zamanı 20 saati geçemez. Kullanılan filtreleme zamanı da 8 saati geçemeyecek. Şimdi bu modelin ikili değişkenlerin ekonomik anlamları üzerine konuşacağımız için bu modelin ikilini nasıl düşünmemiz lazım? Şimdi öncelikle problem maksimizasyon olduğu için asıl modelde verilen amaç fonksiyonunun en büyük değeri araştırılıyorken bunun ikilinde evdeki kaynakların en küçük değeri araştırılmalıdır. Yani bunun ikili bir minimizasyon problemi olacak. Öyleyse şu soruyu sormamız gerekiyor bize. Bir girişimci bu işletmeyi satın almak isterse kahvecinin her bir birim kaynağı için ne kadar ödemeye gönüllü olur ya da razı gelir? Şimdi bu şekilde düşünecek olursak Y1 1 kilogram ham madde için ödemeye razı olduğu fiyat, Y2 1 saat işleme zamanı için ödemeye razı olduğu fiyat, Y3 1 saat filtreleme zamanı için ödemeye razı olduğu fiyat, Omega ise var olan kaynakların ederidir. Şimdi şu şekilde bunu böyle yazıyorum. Birinci kısıta karşılık birinci ikili değişkeni, ikinci kısıta karşılık ikinci ikili değişkeni, üçüncü kısıta karşılık da üçüncü ikili değişkeni karşılık getireceğim. Dolayısıyla birinci kısıt ham madde kısıtıydı. Dolayısıyla bu işletmeye talip olan girişimci bu ham maddeyi en küçük fiyattan almak ister. Yani 1 kilogram ham madde için Y1 2 model diyelim. 1 kilogram ham madde için Y1 lira ödüyorsa günlük olarak 48 kilogram ham madde için 48 çarpı Y1 öder. Artı 1 saat işleme zamanı için Y2 ödüyorsa 20 saat için 20Y2 ödeyecek. Artı ve 1 saat filtreleme zamanı için Y3 birim fiyat ödüyorsa 20Y3'te buradan ödeyecek. Bu işletmeyi alacak olan kişi bunu minimize etmek isteyecek. Yani minimum omega eşittir 48Y1 artı 20Y2 artı 8Y3 biçiminde olacak. Şimdi aslında burası sadece şunu düşünecek olursak ham madde için ödemeye
razı oldu ödemeye, razı oldu fiyat. Şimdi burası işleme zamanı için ödemeye razı olduğu fiyat, burası filtreletme zamanı için ödemeye razı olduğu fiyat. Dolayısıyla kaynaklar toplamını, kaynaklar için ödemeye razı olduğu fiyatı, değil mi, girişimci kaynakları için ödemeye razı olduğu fiyatı en küçüklemek ister. Dolayısıyla minimum omega 48Y1 artı 20Y2 artı 8Y3 yazabilirim. Şimdi kısıtları değerlendirmem lazım. Kısıtları değerlendirirken de kahveci, yani bu satıcı tarafından bakmam lazım. Yani bu işletmeyi ben ne zaman devrederim? Şimdi birinci tip kahveyi üretirken 8 kilogram ham madde kullanıyor. 4 saat işleme zamanı var ve 2 saat filtre etme zamanı var. Yani aslında birinci tip kahveyi üretirken, birinci ürün için diyelim, birinci tip kahve üretilirken kilogram ham madde dört saat işleme ve 2 saat filtreleme var. Dolayısıyla bu ürünü üretirken ne yapıyor üretici? İşleme zamanı, ham madde fiyatı Y1. Bunu 8 kilogram kullanıyor, artı işleme fiyatı Y2, 4 saat burada zaman harcıyor, artı filtrelemenin fiyatı Y3, bundan da 2 saat harcıyor. Bu şekilde ürettiği ürünü 8 kilogram ham madde kullanıyor, 4 saat işliyor, 2 saat filtre ediyor, 60 liraya bunu satıyor. Dolayısıyla satıcı bunu, ürünü en az 60 liraya satacak ki kâr etsin. Dolayısıyla girişimciye bunu minimum 60 liradan vermesi lazım. Yani büyük eşit 60 biçiminde yazabiliriz. Burası birinci ürün. Yani birinci tip kahve üretilirken kullanılan kaynakların edilir. Bu da birinci tip kahvenin satış fiyatı. Dolayısıyla bu kahveyi üretirken kullanmış olduğum kaynakların ederi bundan fazla olacak ki ben bunu satmaya razı olayım. Yani öyle bir fiyattan satayım ki bunu satmak anlamlı olsun. Şimdi dolayısıyla şu şekilde devam edebiliriz. Dolayısıyla ikil modeli yazarken birinci kısıtım 8Y1 artı 4Y2
artı 2'ye 3 satmaya razı olman için 60 liradan daha fazla olması lazım. En az 60 lira olması lazım. Zaten ben bunu satarken 60 lira kazanıyorum. Şimdi aynı şekilde ikinci tip kahveyi üretirken ham maddeden 6 kilogram ham madde kullanıyorum. Bunun fiyatı 6'ya 1. 6. 2 saat işleme zamanı kullanıyorum. 2'ye 2. Artı 1,5 saat filtreletme zamanı kullanıyorum. 1,5'ye 3. İkinci tip ürünü kaça satıyorum? 30'a. Ben bu kahve şirketini devretmem için bunun ederi kadar bana para vermesi lazım. Büyük eşit 30. Benzer şekilde üçüncü tip ürün içinde Y1 artı 1,5 Y2 artı 0,5 Y3. Bunun da büyük eşit 20 liradan satıyorum. Büyük eşit 20 olması gerekiyor. 8Y1. Şurası yanlış yazılmış. Y3. Şura 1. Evet. Şu şekilde Y1 artı 1,5 Y2 artı 0,5 Y3 büyük eşit 20 olacak. Ve karar değişkenleri fiyat olduğu için bunlar Y1, Y2 ve Y3 büyük ve eşit 0 olması gerekir. Şimdi kavramsal olarak 2 ve asıl modeli ifade edelim. Maksimum z eşittir toplam j üzerinden j'inci karar değişkeninin birim katkısı çarpı jinji karar değiştirdim. Kısıtlar toplam j üzerinden bir birim jinji kaynaktan bir birim jinji karar değişkeni için bir birim jinji karar değişkeni için inci kaynak miktarı çarpı jinji karar değişkeni küçük eşit inci kaynaktan kullanılabilir miktar. Kavramsal olarak ikinci iki model
olduğuna göre ikil model minimum omega olacak eşittir toplam i üzerinden i'nci kaynaktan kullanılabilir miktar çarpı i'nci kaynağın birim fiyatı. Kısıtlar toplam i üzerinden i'nci kaynaktan j'inci ürünü üretmek için kullanılan miktar. Çarpı i'nci kaynak birim fiyatı büyükle eşit j'inci ürünü getirisi biçiminde ifade edilebilir. Şimdi kavramsal olarak ikil, asır ve ikili de bu şekilde ifade ettik. İkil değişkenlerin ekonomik olarak yorumlanmasında bu ilk videomuzdu. Bundan sonraki videoda yine bu kavga örneği üzerinden açıklamalar yaparak ikil değişkenlerin ekonomik olarak yorumlanmasına devam edeceğiz.